Pardon. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymeti hazırun, bu cenaze namazlarına iştirak etmekle bir kıyrat, yani Uhud Dağı kadar sevap aldığınızı Resulullah haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi iki cenazemiz oldu. Birisi Alaaddin Efendi kardeşimiz, birisi İmam Efendi kardeşimiz, şehidimiz. Şimdi insanın canını vermesinden daha önemli bir şey var mıdır? Allah için, vatan için, din için, kutsallar uğrunda hayatını feda etmekten daha büyük bir mertebe yoktur. Peygamberlikten sonraki en büyük mertebe, sıddıkiyetten sonra en büyük mertebe şehitliktir. Estaizu billahi ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi emmata. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Bir ayette ölüler demeyin buyuruyor. Bu ayette ölü zannetmeyin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Velahya, asıl diriler onlardır. Velakillah teşhurun da var. Siz anlamıyorsunuz. İnde Rabbi yurzakun. Rablerinin yanında rızıkları gönderilecektir. İnne arvaha şühedâ. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Şehitlerin ruhları fi havâsılı tayrin hudri. Tayyare gibi, büyük uçaklar gibi yeşil kuşların hafsalelerine geçiyor ruhları. Tesrahu minel cennet haytü teşâ. Cennetin neresinde isterlerse dolaşacaklar. Onlara asla bir engel bulunmayacaktır buyuruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir insan ahirette cennete girdiği zaman cennetten aşağı derecesine bile konsa, tekrar dünyaya dönmek ister misin dense çoluğuna çocuğuna, asla dönmek istemem o leş dünyaya der. Ancak şehit olanlar der ki ya Rabbi bir daha gönder, bir daha şehit olayım. Bir daha gönder, bir daha şehit olayım. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadis-i şerifinde, öyle ve dit ben istiyorum ki Allah yolunda şehit olayım, sonra tekrar dileyim, tekrar şehit olayım, tekrar canlanayım, tekrar şehit olayım. Çünkü bu çok büyük bir makamdır ve mertebedir. Çok az kimselere nasip olur. Şimdi biliyorsunuz Türkmen daha düştü, düşmek üzere. Ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kardeşimiz de oranın müdafası için, vatanımızın müdafası için, oradaki Müslüman Türk kardeşlerimizin muhafazası için efendim gitti, orada cihada katıldı. Daha başkaları da gittiler. Allah'ım bütün şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Tabii iki tane kız yavrusunu bırakmış. Efendim 6 yaşında, 8 yaşında yavrularını, kolay işler değil bunlar. Biz buradan rahat rahat konuşuyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Evlerde efendim keyfimize bakıyoruz. Allah için fedakarlık yapan adamlar az var. Onun için vatanlarımız tehlikeye girdi, yurtlarımız tehlikeye girdi. Çünkü eskisi gibi efendim cihat şuuruyla yoğrulmuş, Allah için, din için, vatan için, kutsalları için malını, canını, her şeyini feda edecek nesiller azalıyor. Bundan dolayı biz endişeliyiz. Allah Teala bu endişemizi izale eylesin. Yeni nesillere şehadet şuuru, vatan için, vatanın bölünmemesi ve Müslüman Türk milletinin zarar görmemesi için her şeyini feda edecek cesur Müslümanlarına halk eylesin Allah-u Teala. Amin. Yeni nesillerimize daha şuurları ihsan eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu iş bize doğru geliyor. Doğuda biliyorsunuz bölünme tehlikesi yaşanıyor. Orada bu PKK Ermenilerle uğraşıyoruz. Yedi düvelle bir yandan bu Müslüman Türk milleti uğraşıyor. Rusya bir taraftan İran'la birleşiyor. Oradan Çin arkadan. Hepsi bir olmuşlar. Bu Müslüman Türk yurdunu parçalamak, bölmek, işgal etmek istiyorlar. Fırsat verme ya Rabbel Alemin. Rusya'nın, Çin'in, İran'ın, bu Şii ittifakının, gavurlarla o ittifakını iptal eyle ya Rabbi. Bunlara kuvvetlerini imha eyle ya Rabbi. Birbirlerine düşür, içlerinde savaş çıkar ya Rabbi. Ya Rabbi,
vatanımıza İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Oradaki Türkmen Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu kanını senin uğrunda, senin rızan için Müslüman kardeşlerini muhafazası için feda eden şehitlerin kanları hürmetine sen ya Rabbi bir an evvel nusretler, zaferler ihsan eyle. Amin. Bütün kafirleri, onların işbirlikçisi Şialı İran'ı ya Rabbi bütün umduklarını buldurma ya Rabbi. Korktuklarından kurtarma ya Rabbi. Amin. Bizim de buradaki hükümete, devlete şuurlar ihsan eyleyerek bu işin iptali için ellerinden gelen neler yapması lazımsa ilham eyle ya Rabbi. Amin. Askerimizi, polisimizi de bu işte mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımızı mağlup mağlup eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbim sen fazl-ı kereminle bu şehidimizin ve diğer şehitlerimizin kanlarının hatırı bahşi için kıymetli ecdadımız Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han'ın huzurunda bulunuyoruz. Sen bu nesillere, yedi dedelerinin gerideki yedi dedeleri hürmetine çocuğu muhafaza ettiğini Kehf suresinde bildiriyorsun. Bizim çok kıymetli ecdadımız var. Daha bildiğimiz Alparslan'dan beri bize bu vatanı bağışlayan çok şehitlerimiz var, gazilerimiz var, sultanlarımız var. Bunlar senin için her şeylerini feda ettiler. Ya Rabbi bu kıymetli ecdadımızın hürmetine sen İslam vatanımızı, bu Türk yurdumuzu ve bütün İslam vatanlarını afetlerden muhafaza eyle. Vatanımızı da, ya Rabbi Doğu Türkistan'ı da, ya Rabbi sen Fazl-ı Kereminle Türkmen Dağı'nı da, bütün Müslüman Türk kardeşlerimizin yaşadığı bütün kardeşlerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Saldıranları bertaraf eyle ya Rabbi. Güçlerini ademe tebdil eyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerim'le birliğimizi, beraberliğimizi pekiştir ya Rabbel Alemin. Bu millete şuur ihsan eyle. Ya Rabbi keyfe kaçmaktan muhafaza eyle. Eğlencelere dalmaktan muhafaza eyle. Bir tarafta canını feda eden şuurlu insanlar varken bizi keyfe kaçmaktan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmeh. Ve ulaike humul muhtedun. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin, kılmış olduğumuz cenaze namazlarını fazl-ı kerimle kabul eyle. Amin. Yaptığımız duaları ki ruhlerine vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu meyitleri kabire vardıklarında mülker nekiri kendilerine ahsen surette irsal eyle. Amin. Suallerine cevaplarına asan eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, Buhari hadis-i şerifte geçiyor, mübareğin sureti aynı dünyadaki haliyle kabirde önüne geliyor, bu zat hakkında ne dersin diye sorulduğu zaman da bu benim peygamberim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem diye cevap vermelerini nasip eyle. Amin. Şefaatlerine nail eyle. Amin. Şikayetlerinden emin eyle. Amin. Arası-i mahşere kalkıp da defterlerini sağ ellerinden ihta eyle. Amin. Sıratı ilhak eyle. Amin. Cennat-ı aliyatına dükul evvelin ile bila hüsab ve la sebk-ı adab idhal eyle. Fazl-ı Kevser'den Habibin elinden sallallahu aleyhi ve sellem nasip eyle. Amin. Allah'ım geride bıraktıkları keder dide ailelerine, yavrularına sabrı cemil ve salih amellerle yaşanacak hayırlı uzun ömürler nasip eyle. İbrahim Efendi kardeşimizin bu iki kızını da ya Rabbi çok güzel şekilde yetiştir, terbiye eyle. Amin. Rabbi, amin. Sen Kur'an-ı Kerim'inde söz verdin ki şehitler bana geldikleri zaman وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَنْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ben onları müjdeliyorum, sevindiriyorum. Arkanızda bıraktığınız eşinize, çocuklarınızdan dolayı müteessir olmayın. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler. Senin vaadin haktır. Bu vaadini bu ailenin efradı hakkında cari eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi bu şehitlerin kanları hürmetine Allah'ım sen Fazl-ı Kerem'inle Türkmen Dağı'ndaki Türkmen kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi saldırılardan uzak eyle. Amin. Allah'ım dünyanın neresinde senin dinin için canını kanını vermiş şüheda var ise hepsine buradan hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Bizlere de bu yolda devam, sebat, istikamet nasip eyle. Amin. Vatanımızı muhafaza uğrunda Müslüman Türk sabırlar, sebatlar, cesaretler, şecaatler nasip eyle. Amin. Şuurlar ihsan eyle ya Rabbi. Vatan şuuru nasip eyle ya.
خَيْرُ الْفَاتِحِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدْنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Rabbi kaçtılar son seferlerini, Ehl-i Sünnet düşmanlarının son seferlerini, Allah'ın bütün dünyanın gavuru birleşmiş, toplaşmış, bu Türk milletini bölmek ve parçalamak için uğraşıyorlar. Allah'ım sen bunlara bir daha fırsat verme ya Rabbi. Amin. Elimizde kalan vatanımızı bize bağışla ya Rabbi. Amin. Söz veriyoruz sana, canımızla kanımızla muhafaza edeceğiz. Ezanlarla, namazlarla ibadet edeceğiz. İlimle ya Rabbi, şeriatla, Kur'an'la, sünnetle devam edeceğiz. Fatihlerin, Yavuzların yolunu ihya edeceğiz. Allah'ım söz veriyoruz, sözümüzde durmaya muvaffak eyle. Allah'ım yolundan döndürme ya Rabbi alemi. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kethiran.